Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Bugün yanında Ece'nin yanı sıra bir de Onur Doğan var. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Onur Doğan'ı kendisinin şurada çıkacak olan hesabından takip edebilirsiniz. Ya da şurada, ya da şurada. Tepeden çıkartabiliriz. Her şey olabilir. Ben Onur'u açıkçası Ece'den keşfettim. Ece de sanırım YouTube'un dibi hareketi altından yola çıkarak bulmuş. Kendisi YouTube'da çok güzel videolar paylaşıyor. Genelde çekim teknikleriyle ilgili. Ayrıca yine YouTube'a koyduğu bir takım reklam çekimleri ve kısa filmi var. Evet, evet abi. Bir şey de var yani. Film incelemeleri falan da yine var. Gayet eğlenceli, çok güzel videoları var. Dedik ki neden bize de gelip azıcık yardımcı olmuyor. Kendisi özellikle korku filmi konusunda bayağı da başarılı ve bilgi birikimli. Teşekkürler. Kendisinin de seveceği bir şey yapalım dedik, bir yemek yapalım dedik. Chucky filminden Andy'nin kahvaltısını yapacağız bugün. Evet abi. Bunu bir de ben de önermiştim herhalde. Evet, öyle doğru, sen önerdin. Evet, benim önerdiğim bir şey. Doğru, sen bu, belli ki bu konularda çok bilgi sahibi değilsin ben. Benim kısa söyle hafızam düşük arkadaşlar. O yüzden hani bütün şeyi sorumluluğu üstleniyorum. Chucky'nin kahvaltısı konseptiyle alakalı. yani bütün suç bende diyebilirim. Ben güzel olacağına inanıyorum çünkü içinde marshmallow var. Yani. Ece içeriğini sayacak, içeriği gayet eğlenceli. Alalım Ece'cim. İçindeki malzemelerimiz marshmallow, balla Cheerios, mavi, kırmızı ve yeşil gıda boyası, pudra şekeri. O zaman yavaş yavaş yapılışına geçelim mi? Hazır mısınız? Geçelim, evet hazırız. Şimdi burada özellikle sayı belirtmedim. Yaparken biraz anlatacağım ne kadar kullandığımı. Çünkü ben de ne kadar kullanacağımı bilmiyorum. Önce kullanacağımız pembe ve beyaz marshmallowlarımızı mikrodalgada eriterek başlayacağız. O zaman mikrodalgaya geçelim. Hep beraber. Evet, marshmallowlarımızın beyazlarını ikiye bölüp erittik. Pembesini de ben aldım. Şimdi bunların içine biraz böyle gıda boyası koyup içine yedirmeye çalışacağız. Marshmallowlarınızın mümkün olduğunca erimiş olması iyi olur. Benimki biraz ağda kıvamına geldiği için zorlanıyorum karıştırırken. O yüzden bunu kenara alacağım. Şimdi kırmızı, yeşil, mavi. Ne kadar koyacağınızı size de bakıyorum. Hadi bakalım. Türkçesi ben de biliyorum. Evet, ben de biliyorum. Yani şöyle ne kadar az koyarak başlarsanız o kadar rahat edersiniz. Evet, ben şöyle bir ufak deneme yapayım. Peki bunu elle yoğurabiliyor muyuz? Elle de yoğurabilirsin ama elin boyanır. Gıda boyası çok zor çıkar. Çok zor çıkar. Bak ben bunun şeyi şurasına dökülmüştü. Onu ıslak mendille temizledim ve ellerim şu şekilde. Biraz karıştırıyoruz. Aynen, ben elle gireceğim galiba. Yani, ben de. Çünkü kaşığı kırdım. Yani kaşığı gerçekten kırdım. Şimdi şöyle şunu biraz kenara alacağım. Şuraya biraz pudra şekeri koyacağım. Elle girme. Elle girme. Şöyle kenara dökeceğim. Bayağı gelişmiş. Ben hala şeyle direniyorum. Eline de biraz pudra şekeri şey yap istersen. Ececiğim ölüyorum, ne pudrası ne şekeri. Normalde bu arada bunu pudra şekeriyle yedirmemiz lazım ama yedirecek bir yanını bulamadım ben. Bir de bütün bu çaba şu an gerçekteki adamlar yapmak için. Aynen. Sadece Andy'nin yaptığı, o beceriksizce yaptığı, sırf annesine tatlılık olsun diye. Allah senin belanı versin Andy diye böyle. Adamlar ne şeklinde orada, şey mi? Hani asker falan şeklinde miydi? Yoksa duran adam? Yok, duran adam şeklinde ya. Bu arada şey yapınca, pudra şekeri eklemeye başlayınca bayağı güzel oldu. Pudra şekeri tamamen göz böyle kararı. Şey at at. Normalde böyle tariflerin göz kararı demesinden nefret ederim. Ama gerçekten yani elinizin kararı, göz kararı bir şeyler yapacaksınız burada. Bunlar şöyle elden çıkıyor değil mi pudra şekeri? Çıkıyor, çıkıyor bak. Aynen. Hayatım senin önünde de var. Niye benim şeyime saldırıyorsun? Daha tatlı geldi gözüme. Senin ya. Bunu kenara alayım istersen. Bunu da bir güzellik yapayım hadi. Eyvallah canım. Arkadaşlar ben mahsur kaldım bunun içinde. Bu hala yani sıcakmış bu arada. Sıcak, evet. Şunu da şöyle yapalım. Böyle çok da yardımsever bir insanım. Şu an bir ilk defa deniyoruz değil mi bu? Evet, ben ilk defa deniyorum.
böyle bir şeyle amca yapmadınız herhalde. Yok, bir tek şey denedik yani sen bugün gelmeden önce daha onu da denedik. Marshmallow gerçekten mikrodalgada eriyor mu diye denedik ama o kadar yani. Yani bak o kadar eriyor. Ben mahsur kaldım. Bunu galiba artık yiyerek çıkaracağım sadece. Şöyle pudra şekerini görünce yapışkanlığı hemen gidiyormuş evet. Ama bu renk çok dağılmadığı için de acaba az mı kullandım? O yüzden az kullanmış olabilirsin. Biraz daha katabilirsin bence hala. Bak. Tamam. O zaman elinden çıkartabilirsem. Şöyle. Kendiminki bitti Martin'kini yapıyorum yine. Yine beceriksizliğim hat safhada. Bak seninki bayağı güzel oldu. Bak böyle açılıyor. Şöyle içini biraz. Ben elindekini temizleyemedim ki hiç yani. Abi hiç annene hamur yaparken görmedin mi? Biraz una buluyorsun böyle yapıyorsun gidiyor. Bayağı aynı şeymiş gibi anlattı. Doğru değil mi? Şimdi ben bu arada koyduğumuz kadar pudra şekerini kullanmadık. Şöyle bir hile yaptım. Biraz bol kullandım. Güzel. Boyayı. Sorun değil. Umarım şey olur. Bu arada evde yeterince oklavamız yokmuş. O yüzden böyle şarap şişesiyle şey yapacağım ben şimdi. Bu bayağı şey oldu ya böyle... En son parmak patates falan yapıyordu. O atölyelere benzedim. Gerçekten kreşe döndüm yani. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Bunu istediğine pişman mısın? Yani şu aşamada emin değilim. Keşke adamları atlasa mıydık? O kadar ayrıntıcı olmasa mıydık diye düşünüyorum ama... Adamlar çünkü, artık daha böyle keyifle yarayacak. Hani ben başka bir fikirle gelmiştim. Gayet evet, böyle kolay bir fincanda mikrodalgada yapılan bir kek fikriyle gelmiştim. Ben yemek yapmadığım için ne kadar zor olacağını tahmin edemedim. Bu arada yani. Benim açılmıyor lan bu. Ya. Ah. Bunu havana atarsın. Benimki çok güzel oldu. Açılıyor seninki dersin. Seninkini daha güzel yaptım ya. Bunu böyle koparmak gerekiyor mu yaptıkça? Şöyle koparıp. Bence bayağı güzel bir taktik bulmuşsun sen orada. Aynen. O zaman onun üstüne devam edeyim ben. Burada şekeri de alayım. Ya benden bu kadar çıkıyor ya. Daha fazla olmuyor. Takriben kaç tane adam yapmayı planlıyoruz? Yani her birinden 5-6 tane çıksın da bari fotoğraf güzel olsun. Thumbnail güzel olsun gerçekten. Bunlar aynı boyda mı olması gerekiyor üçünün? Yok yani. Sonuçta hepimiz ayrı ayrı keseceğimiz için adamların şekilleri falan çok yapıldık. Bu arada bunun içi taşlaşmaya başladı. Galiba eritirken mikrodalgada biraz pişirdim. Aslında hazır böyle satılan marshmallow da var. Öyle keşke mi? Onu mu eritseydik ya? Şirinler marshmallow var Haribo'nun. Aa evet ya. Aa evet var. Ama işte aslında zeka eksikliği ne yapacağız? Bunun pembesini arkadaşlar Haribo'nun şeyleri var ya bu pembe mavi pembe pardon pembe beyaz karışık. Pembesini alın, beyazını alın. Evet. Bir de şirinleri alıp onun mavisini beyazını ayırın. Sonra kesip koyun abi şeyin içine, çiriyozun içine. Bizim gibi uğraşmayın. Ama biz her şeyi kendimiz yapalım dedik yani. Aynen. Ya ben aslında çiriyozu da kendimiz yapalım dedim ama bizim hububat deposunda şey olmuş, su basmış. Bak seninki güzel açıldı ya. Çünkü güzel yaptım Ececiğim. Çok güzel yaptın. Bu oklavayı ben mi koydum? Tamam. Misafire oklavayı verelim dedik. Oklava değil arkadaşlar, o merdane. Ne farkı var? Oklava ince olan. Aynen, ince olan. Bir de bak, tezelerimizi... şöyle yaparsan çok daha kolay yaparsın. Gözleme açtı. Evet. Şu ortasındaki kısmın olmadı. Evet, içi de pembe koyamayacağız galiba. Çünkü hep ki gerçekten kesilmiyor. Ver onu ben bir deneyeyim. Ha bu arada şunu da sana vereyim. Teşekkür ederim. Ama gerçekten taş gibi onu sana bırakacağım. Bu şu an yöntem olarak tamamen annemden gördüğüm kadarıyla devam ediyorum. Yani böyle doğru mu yapıyorum, ince mi açıyorum, yapmam lazım. Abi tadı çok güzel bu arada. Evet ya aslında şu kalanlardan bakabilirsin. Bu arkadaşlar bu pişmiş yani. Onun içi pişmiş ya o yüzden evet. Sorun oldu. Eritirken pişmiş o zaman biz pembe yerine sadece mavi ve yeşil şey yapacağız. Kaç dakika pişirmemiz gerekiyor? Çok değişiyor yani ben en düşük ayarda hatta şöyle söyleyeyim buz çözdürmenin bir düşüğü ayarında yaptım bunu. Ve bir parti için 10 dakika 15 dakika falan sürdü. Şimdi eline böyle biraz pudra şekeri alıp buna şekil vereceğiz. Pudra şekeri şuydu. Şu anda şey diyeceğim direkt adam yapmayıp da aynen adam yapmayıp da hani yuvarlayıp geçsek mi diye düşündüm açıkçası. Yani evet adam şekli vermek de zor olabilir yani. Yani şey mesela şuna geçiriyorum özellikle yapışmasın diye. Şöyle kesmeye çalışıyorum ama bıçağa yapışıyor. Evet. Biraz zorlayıcı olacak. Bayağı bir zorlayıcı olacak hatta. Ben şöyle uzunlamasını yapıp geçeceğim abi. Şöyle yapalım.
Biz onu Photoshop'ta adam yapar mıyız Mert? Adam ederiz biz onu. Adam ederiz. Şöyle bir şey var kendisi. Evet. Burayı biraz daha düzleştirmem lazım galiba. Yo, elinde yuvarlayacaksın zaten ya. O yüzden sorun değil. Yine eline yapıştıkça pudra şekerinden alarak destek alabilirsin. Tamam. Yuvarlama kısmı kolay ama ufak mı yuvarlayacağız? Yani şöyle şöyle parçacıklar haline getirdim ben. Kafama göre biraz şey yaptım. Ya sen ne güzel adam yapmışsın öyle. Bu da adamı gibi değil evet, mi? Evet adam olmuş o. Bu adam oldu arkadaşlar. Bunu çarmıha geleceğim az sonra. Ben ona toplu iğne batırmayı düşündüm ama. Aa vudu hesabı evet. Aynen. Bunda da vardı öyle şey zaten. Aslında benim aklıma şey de gelmişti. Bu şey var ya Charles Leary'in dostu var. Hı hı. Siyahi bir büyücü var. Evet. Onun vudu bebeği var. O da aslında iyi kurabiye olurdu sanki hani böyle çikolatalı. Olabilir o da. Değil mi? Bebek şeklinde falan. Aynen. Zencefilli kurabiye olarak. Evet. Gerçi bir tane zencefilli kurabiye tarifimiz var bizim. Ona mesela şey kakao falan da ekleyerek yapabilirsiniz. Onun da linkini şuradan ya da şuradan i harfine tıklayarak ulaşabilirsiniz. O bacakları da mı tam? Evet. Büyük bir adam. Büyük. Benim beceriksizliğim sonucu pembemiz eksik kaldı ama şu şekilde bayağı bir şey çıkarttık bence. Güzel de yaptık. Yani, adam da yapamadık zaten. Adam yaptık evet. Arkadaşlar. Adam yaptık. Saklanayım ortada dursunlar. Aynen. Şans getirsin bize. Durmuyor da. Şimdi biz bunları şey yaptık. Güzelce adamsı şekle getirdik ve Cheerios'la beraber şöyle güzelce karıştıracağız. Bu arada yanmış ekmeklerimiz de var. Aynen. Mert çok güzel yaktı. Şu an nefes alamıyoruz. Ya içerisinde. Filmde Andy yaktığı için bu tost ekmeklerini biz de aynı şekilde tavada bırakıp yaktık. Buna şimdi fıstık ezmesi ya da fındık ezmesi ikisinden birini süreceğiz. Aynen. O zaman şöyle tabaklarımız nerede Mert'im? Buyurun sen. En az Andy kadar becerikli bir şekilde dökmeye çalışacağım. Evet, o bayağı bir. Kaçırdıktan sonra. Şu an Mert çok üzülüyor ben buraları nasıl temizleyeceğim diye ama. Bir tepsine koysaydık acaba. En azından yere bir şey mi serseydik evet, bakışı evet. Attı resmen. Ben şimdi portakal suyunu dökeyim de gör. Portakal suyunu taşırken döküyordu ama. Hatta sütü de döküyordu. Sütü de döküyor ama şimdi ses kayıt cihazı evet, burada olduğu için sütü dökmeyeceğim. Ona girmeyelim. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, sütümüzü de döküyoruz. Şöyle ben markayı taşıyabildim ama tersi de varmış. Evet, harbiden döktüm bu arada ama bilerek evet. Değil, bilmeden döktüm. Markayı izleme, Onur'um hiç gerek yok. Arkadaşlar Uludağ Onur'un ana sponsoru. Benim sponsor olarak geldim. Aynı zamanda çotanak fıstık ezmesi ve Nutmaster fıstık ezmesi. Ama şey hani hangi sponsorlukla geldiğini bilmiyor. Evet. O kadar çok sponsorluğu var ki. Buna normalde şeker de katıyor ama yani ben o şekeri katıp da yersek şeker krizine gireceğimiz için hiç şey yapmıyorum yani o riske girmek istemiyorum. Yani zaten çok şekerli şu anda. Aynen. Yani bahsediyoruz zaten şekerli bir şey. Şey de marshmallow zaten aşırı şekerli bir şey. Senin kaşığın var mı? Var var. Karıştırdım aldım. Bayağı zorlayacaksın. Yemeye çalışıyoruz. Bence harika bir şey bu ya. Ben şu marshmallow tadına bakmadım. Ona bir bakayım. Bence güzel yani. Biraz fazla tatlı. Evet. Evet tatlı. Yani günde tek öğün yapıyorsanız uygun bir yemek. Şey güzel ama. Yani marshmallow'lar yumuşak diğeri çıtır ya. Aynen. Onu bir arada yemek böyle eğlenceli oluyor bence. Evet hoş bir kıvam var. O zaman kapat hadi. O zaman. Eğer bundan yapacak kadar bizim gibi manyaksanız fotoğraflarınızı bekliyoruz gerçekten. Onur'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Bendeki arkadaşlar da Pixel Sans'a abone olursa çok sevinirim. Şuraya link bırakalım. Hatta açıklama kısmına da bırakırız. Aynen. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.